Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizin için özel hazırladığım konfi size tanıtacağım ve video ayarlarımdan, crossoverımdan ve diğer ayarlarından bahsedeceğim. Do you consider yourself an esports expert? Then try bets.net. Live and express bets. Odds depend on user's choice. Instant withdrawal, 24/7 support and user friendly interface. Everything is crystal clear. Bet and win with bets.net. Bir çoğu profesyonel oyuncunun kullandığı ortak ayarları birleştirip ortaya çıkardım. Ee, eğer videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu hafta içinde harika kurosörlerinin olduğu bir öneri videosu gelecek. Eğer kanalı takipte kalırsanız bunlara da ulaşabilirsiniz. Hemen video geçelim. Öncelikle video ayarlarımdan bahsedeceğim. Ee, neden bu ayarları seçtim onu anlatacağım. Ee, hemen şöyle açalım. Görüntü girelim. Evet gördüğünüz gibi çözünürlüğüm 1280x960. E bu çözünürlüğü ben yeni keşfettim. Normalde ben de 107, 1024 768 kullanıyordum. Ee, bu çözünürlüğü keşfettim. Ve neden bunu kullanmaya başladım hemen onu anlatayım. Ee, diğer çözünürlükte adamlar böyle biraz gözükmüyordu. Ama ben bunda adamları daha net görmeye başladım. Ve bu yüzden adamları daha iyi vurmaya başladım tabi haliyle. Çünkü adamlar daha net gözüküyor. Ee, bu yüzden bu ayarları kullandım. Benim geri kalan video ayarlarım böyle gördüğünüz gibi bunların hepsini düşükle kullanabilirsiniz bilgisayarınız çok iyi değilse ya da bunları kaldıracak düzeyde değilse bunu kısabilirsiniz bunu kısmak FPS'inizi arttırır bunu bana bakarak yapmayın yani kendiniz ayarlayın onu yani video ayarlarım kısaca böyle şöyle yanından göster gösterdiğim gibi kısaca böyle şöyle gelişmiş görüntüde falan aynı yani. Bunları ellemedim. Ee, bu kadar ayarları video ayarlarını. Hemen şimdi crosshair ayarlarından bahsedeceğim. Crosshair'i bir map'te seçtim. Hangi oyuncuya ait e, şu an unuttum. Bu hafta çok güzel crosshair önereceğim sizlere. E, benim kendi daha önce kullandığım ve bu sene en çok kullanılan crosshair'ler diyebilirim. Onun da videosu gelecek. Şimdi ben bu videoda bu crosshair'i kullandım. E, bu crosshair'i neden kullandım? Çünkü adamları artık daha net görebiliyorum. Eee... Yani adamların kafasını daha net görebiliyorum açıkçası. Şöyle bakın gördüğünüz gibi adamın tam kafasına geliyor gördüğünüz gibi Crosshair'da. Ve bu benim için bir avantaj. Bakın her yerden belli oluyor. Yakından belli oluyor zaten. Bir de adamın kafası uzaktan da çok belli oluyor. Yani kafayı nişan aldığınız gibi gidiyor mermi. Hemen deneyelim hatta. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi adamın kafasını her yerden görebiliyorsunuz. Yani yakından da şöyle görebiliyorsunuz. Çok uzaktan da görebiliyorsunuz. Bakın midden çıktım mesela direkt kafaya nişan alma daha kolay geldi bana bu crosshairde. Ee, bu yüzden bu crosshairi seçme gereği duydum. Ve silah tutuş ayarlarına gelirsek. E, bunları simple'dan aldım. Yani diğer ismiyle V model. E, bunları dediğim gibi simple'dan aldım. Çünkü gayet memnunum. Benim istediğim gibi e, bir V model. E, çünkü... Hem adamların yanında çok büyük gözükmüyor silah hem de silah rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani tam bence güzel bir, uygun bir silah tutucu modeli. Ee, bunun dışında işte tanıtacağım bu kadardı. Ee, bu videoda her şeyi anlattım. Geri kalan eee crosshair önerileri de dediğim gibi yakında kanalda gelecek. Eğer abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim indirme linkleri açıklamada ve kodlar açıklamada. Hoşçakalın ve bay bay.